Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, Büyük sırlarım olan şeyleri paylaşmanın zamanı geldiğini düşünüyorum e, Bir oyun yapmaya çalışırken fark ettiyseniz Bir sürü şey gerekiyor yani e, Nasıl diyeyim Hani modellemesinden tutun, ses, texture gibisinden Böyle şeyleri ben nereden buluyorum Yani en basitinden Birkaçını sizinle Açıklayacağım, doğrusu birkaç tane de değil bayağı var ama olsun Tek tek açıklamaya çalışacağım aklıma geldikçe. Öncelikle internet sayfası olarak başlayalım. Turbo Squid, e, normalde paralı olan bir modelleme şey. Gayet yani öyle boş şeyleri de yok. Çoğu şeyde çalışır model olarak. E, fakat bazı modelleri de bedava oluyor. Ve bedava modelleri de bazen güzel olabiliyor. Ee, bunu göstereyim mi bilmiyorum. Bence şimdi mesela köpek. Burada bir sürü göründüğünüz gibi bir sürü çok pahalı şeyler var. Ama bayağı gerçekçi. Siz buradan e, price diyorsunuz. Yani fiyat. Max'ına sıfır yazarsanız bedava şeyler geliyor. Bakalım bedava var mı. Bakın bedava köpekler falan filan varmış. Öncelikle bu siteyi böyle göstermiş olayım. Yani şimdi köpek çok güzel bulunmayabilir. Aslında bunlar güzel. Ee, buradan e, model ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ha buradan karşılayamadınız. Buradan bulamadınız. Burada çünkü az var ama güzel var bence. Geliyoruz hemen TF3DM adlı sitemize. Burada bayağı bir sürü var. Yani bayağı bayağı var burada. Şöyle diyeyim ki yani neredeyse arayabileceğiniz her şey var fakat burada bazen bozuk çıkabiliyor yani açmıyor şey. Bu yüzden burayı dedim size ilk. Yani buradan arayın. Burada eğer bedavası yoksa geçin buraya. Burada bayağı model var. Bakın gördüğünüz gibi 15246'dan fazla model var diyor. E diyelim burası da yetmedi. Gelelim buraya. Bu Arşiv 3D adlı işte site. Bu da 3 boyutlu modelleri e, içeriyor diyeyim size. Yani bir TF3 DM kadar içinde model yok. Çünkü bunda gördüğünüz gibi çok fazla var. Ama bunda 45 bin tane varmış. Bu mu fazla o mu fazla tam bilmiyorum ama. Neyse siz burada da modelinizi arayın. Bunun tam düzgün arama yeri yok ama olsun. Burada kenardan arayabilirsiniz. Mesela e, saat, işte kol saati, bilmem kitaplar, magazin dergileri falan filan. Modellerimizi diyelim yaptık. Gelelim benim dersini çektiğim Blender programına. Bu Blender programı her zaman modellemek işine yaramaz. Yani ne demeye çalışıyorsunuz derseniz. Tabii ben bunu genelde modellemek için kullanıyorum ama e, bildiğiniz üzere Unreal sadece nokta .fbx ve .obj olarak açıyor. Fakat e, bir sürü uzantı var. Örnek olarak göstermek gerekirse bak nokta .3ds, nokta .dae, işte nokta .c4d gibisinden böyle şeyler. E, bu o modeli buraya import edip buradan import buradan import edip daha sonra buradan export FBX olarak çıkartıp Unreal'a atabilirsiniz. Bu o işe de yarıyor. Şimdi e, modelleme hakkında şunu da göstereyim bari. E, SketchUp'ın da dersini çekmiştim. Bu SketchUp e, gayet kullanımı bayağı kolay bir program. Google'ın yaptığı bir şey ve e, ev gibi şeylerin modellemesi aşırı rahat. E, zaten her açıkladığım şeyin dersini yukarı koyarım. Şöyle yukarı köşelere bir yere koyarım onu. E, hepsinin dersini izlemenizi tavsiye ederim. Oyun yaparken gerçekten işinize yarıyor. Bunu da bu şekilde açıkladık. Tekrar gelelim buraya. Şimdi gelelim freesound.org. Burası bir sürü bedava sesi bulunduran bir site. Yani gerçekten bayağı sesleri var. İstiyorsanız kendi edebilirsiniz. Fakat sesi indirmeniz için kayıt olmanız lazım. Kayıt olmadığı da bir şey istemiyor zaten. Sadece e-postanızı istiyor. Daha sonra istediğiniz kadar ses indirebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi istediğiniz kadar hiçbir sınırlaması da yok sitenin. E bunu da böyle açıklayayım. Daha sonra geleyim Audacity sitesine. para site diyorum, programına. Bu bedava basit e sesleri oluşturabilen. Daha o kadar da yani kullanımı basit ama gayet etkili bir işi olan bir kayıt programı. Bununla sesinizi kaydedebilirsiniz. Ya da bir sesi düzenleyebilirsiniz. Fazlalıkları silebilirsiniz. Ee, böyle şey de... Şuradan göstereyim. Buradan şeyleri de değiştirebilirsiniz. Bakın böyle artarak gir, azalarak çık, işte, bilmem, bass, tiz, dengele gibisinden bir sürü özelliği var burada. Ee, bu ne işe yarar? Bildiğiniz gibi Unreal sadece .wav ve .mp3 dosyalarını açıyor. Fakat burada dediğim gibi gene bir sürü uzantı var. Ve bir tane uzantıda genelde çok güzel sesler oluyor. Ama Unreal onu açmıyor. Ne uzantısı olduğunu şimdi unuttum. Buradan sesinizi bulduktan sonra indirip hangi uzantıda olursa olsun artık sıkıntınız değil. Buradan dosya e, aç diyebilirsiniz. Pardon al. Ses dersiniz. Bu aç e, audacity uzantılı şeyleri açıyor. Anlaşılmıyorsam. Buradan al dersiniz. Ses dersiniz. Daha sonra sesi aldıktan sonra işte üzerinde şeyler yaptınız, sonra sesi ver dedikten sonra dışarı istediğiniz uzantıda verebiliyorsunuz. Bu programda böyle dedim ve kapatayım bunu. Hatta bunları da kapatayım. Bunları umarım anlamışsınızdır. Ee, şimdi texture olayına gelelim. Texture gerçekten zor bulunan bir şey. Yani bence öyle texture. Hani her türlü sıkıntısı olan bir şey. Ee, bu yüzden burada www.textures.com adlı bir site var. Bu sitede şey yok. Ee, nasıl diyeyim size? Ee, neyse, şimdi adını unuttum. Ee, bu site'nin, bu site'den de giriş yaparak indirebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Bunun günlük 25 fotoğraf mı, yani 25 picture diyeyim. 25 mine öyle bir sınırı var. Tabi fotoğrafın kalitesine göre 1 veya 2 azaltıyor. Şöyle 25 tane şeyiniz var. Günlük böyle coin gibi düşünün. Fotoğraf indirdikçe böyle oradan azalıyor. Ama gayet işinizi görür diye düşünüyorum. Gelelim Mixamo'ya. Mixamo, Mixamo e, gerçekten karakter oluşturma açısından çok iyi, ata aşırı iyi bir site. Bunun programı da var tabi, onu da şimdi birazdan göstereceğim. Buradan önceki gibi Store kısmını gösterelim. bunu. Bu Mixamo e, bedava modelleri bulunduran çok güzel bir site hatta bir sürü modeli var. Yani istemediğiniz kadar modeli var hatta, bayağı fazla. Bu böyle gelsin. Buradan, e, animations diyerek, hatta burada karakterler de var da. E, biz kendimizi oluşturabiliyoruz, onu göstereceğim. Burada bir sürü animasyon var. Ben dediğim gibi size kaç kere demiştim, yürüme animasyonu yapamıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir sürü yürüme animasyonu var. Zıplamasından, işte dansı, bilmem nesi falan filan. Buradan da gayet güzel arayabiliyorsunuz zaten. Şimdi e, bunu böyle yaptık. Gelelim Mixamo Fuse programına. E, ayrıca bu Steam e, Steam'den indirebili indirebiliyorsunuz yani bu Fuse programını çok da fazla değil. Yanlış bilmiyorsam 2 GB falan. E, biraz da GIMP'i de göstereceğim. E, gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan bir bunu büyütelim. Ben hani hatırlarsanız size şeyi açıklamıştım. Eee neydi onun adı? Mecom'un. Ama fark ettiğiniz gibi mekumun gerçekten yani leş gibi demek istemiyorum ama çok iğrenç modeller yapıyor. Bir de Unreal altında çok iğrenç oluyor. Fakat bu Mixamo gayet gerçekçi modeller yapabiliyor. Örnek olarak bir erkek model, hatta şuradan zombi şeysi bakayım. Böyle iğrenç şeyler var. Bakın mesela bir zombi oluşturalım böyle bastık buraya gördüğünüz gibi böyle oluşturuyor kendi biraz beklemeniz lazım tabi daha sonra bizden bir vücut istiyor buradan mesela şu zombi şeyini tıklayalım tabii birazcık ağır olabilir başta gördüğünüz gibi çok gerçekçi gayet bence bir de üzerinde oynamada yapabiliyorsunuz mesela şurayı şöyle büyütebiliyorsunuz falan yani ufak ufak, ufak değişiklikler oynayabilirsiniz Karakter değişikliği açısından. Buradan zombi şeylerine basalım. Daha sonra bir tane de zombi kolu verelim ona. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi verdik. Gayet zombimiz hazır şu anda. E şimdi kus, mi geçelim? Bu şey gibi hani May kumanda adamın bacak boyunu falan filan ayarlayabiliyordunuz. Burada da burası böyle işe yarıyor. Her sonra kısmına gelerek buna üstlük altlık verebiliyorsunuz mesela biz üstlük vermeyelim direkt altlık verelim buna Zombili bir şey var mı burada Zombili bir şey yok herhalde Buradan ha bunu verelim şuna Bakalım Gördüğünüz gibi kumandadaki kumandaki gibi dışarı çıkma hataları falan yok Evet bu gayet güzel oldu buradan istediğiniz şey verebilirsiniz. İşte ayakkabı, saç, şapka, işte gözlük, sakal, eldiven, maske. Bunu mesela verebilirsiniz isterseniz. Şimdi bu böyle bitti. Geldik gayet güzel olan şeyine. Mesela ben pantolonu seçiyorum. Bunun main fabric kısmı yani ana kumaş kısmı. Buradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Mesela e, ne verelim buna? Deri verelim. Deriden şöyle bala benzer bir şey verelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi deri kumaşına şey yaptı. E, buradan resetleyerek esk haline götürebilirsiniz. Bu böyle biraz şey gibi oldu ben reset diyeyim. Şimdi e, buna nasıl animasyon verdirtiriz? Hani hatırlarsanız mekumanda animasyonları ...elle veriyorduk yani blender'a atıp veriyorduk fakat bunda öyle bir sıkıntı yok. Buradan animate kısmına yani animasyonla gibisinden bir anlam var. Buna basalım. Buradan hesabınızı yazın. Upload diyelim. Şimdi e, birazcık uzun sürebilir. Çünkü başka bir şeyler de yükleniyor. Buradan e, kendi şey yapıyor. Ben yüklendiği zaman açarım buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi... Ee, yüklenme tamamlandığı zaman e, direkt bizi internet sitesine atıyor. Buradan e, karakteri riglememiz yani iskelet sistemini burada otomatik kendi oluşturuyor. Böyle bir uğraşma da gerek yok zaten. Şimdi bir yüklensin. Evet. Şimdi. Burada e, iskeletimizin nasıl olacağını seçeceğiz. Yani birazdan gelince anlayacaksınız zaten. Bir şeyler yanlış gitti neden dedi böyle. Bir yayınleyelim. Şunu bir şöyle promo'ya gidip açalım. Evet arkadaşlar sonunda yüklendi. Bakın gayet gerçekçi, hoş. Şimdi böyle mal mal etrafına bakıyor. Ee, burada bizim iskeletini seçmemizi istiyor. Burada bakın standart skeleton var. Ee, klasik bence İki Chain Fingers deyin yani iskeletsini azaltmak için ya da üç de olabilir. 3 ile çok farklı ama standart iskeletinde çok fazla var yani kasması için. Buna Disabled yapın. Bu o kadar da önemli bir şey değil. Daha sonra böyle seçtikten sonra sonuçta bu üç parmağı kullanmayacaksınız. Bakın burada gösteriyor. Bu iki parmağı kullansanız size yeter. Yani kullanmayacaksınız dedim onların üçü aynı hareketi yapıyor. Öyle düşünün. Yani pek de işinize yaramaz. Çünkü alt refresh yapınca bu sefer ee, hani böyle yüklemesi falan çok uzun sürüyor. Evet gene bir şeyler yanlış gitti diyor. Ben çıldıracağım şimdi. Neyse. Bunu böyle bir bırakalım. Orada öyle yüklediniz. Daha sonra karakteriniz buraya otomatik olarak yüklenecek zaten. Daha yapacak bir şey yok. Mesela biz walk animasyonunu yüklemek istiyoruz. Öyle enter'a basıp arayalım walk animasyonunu. Şimdi tamam git. Bu sarhoş yürüyüşü gördüğünüz gibi. Bir sürü yürüyüş var böyle elinde silahla falan normal yürüyüş. Böyle sessiz yürüyüş falan. En normali bu. Şimdi e, Unreal'da uyumlu iskeleti var buranın en güzel yanı. Nasıl yani bizim hani beyaz robot var ya onun iskeletine tam uyumlu yani o robotun animasyonlarında kullanabiliyorsunuz bu şekilde nasıl yapacağız bunu şuradan ee, main karakteri deyip, buradan change karakter deyip ee, buradan main karakterdi galiba benim yükledim bakayım Evet aynen ben bir tane yüklemiştim böyle gladiator gibisinden bir şey e, bakın böyle yürüyor gayet normal daha sonra buradan hızlı mı yavaş mı ayarlayabiliyorsunuz bakın şimdi yavaş yaptık. bakın yavaş yavaş yürüyor daha sonra hızlı yaptık. Böyle hızlı hızlı yürüyor. Ben bunu böyle 49 bırakayım. Bu ne böyle? Bakalım. Evet. Bakın kolları daha açık yürüyor. Kolları daha kapalı yürüyor. Bunu böyle 51'e al. Daha sonra e, in place'i işaretleyin. Çünkü in place, bakın bulunduğu noktada yürüme oluyor. Her animasyon diyor ama böyle yürüme animasyonlarında falan oluyor. Durduğu yerde yürümesi için buna basıyoruz. Bu aynı da hani, hareketinin ters diyeyim size. Daha sonra add to my asset diyoruz. Daha sonra buradan e, tekrar işaretlememizi istiyor. Yaptığınız ayarları burada değil de burada yakın. Daha sonra in place diyelim. View the land diyelim. Bizi böyle bir sayfaya yönlendirdi. Daha sonra queue the land diyelim. Buradan with skin veya without skin yani e, dışındaki kostümle yani dışındaki modelle veya dışındaki modelsiz indir var. Bunu mesela dışındaki modelle indir diyelim. Daha sonra bakın burada fbx for Unreal Engine 4. Yani e, bunu işaretlemenizi öneriyorum. Yani büyük ihtimalle bunu işaretlersiniz zaten Unreal Engine kullanıyorsanız. Burada Unity de var. Bunu işaretlerseniz e, bizim robota uyarlayabiliyorsunuz her şeyi. Yani indirdiğiniz her animasyonu uyarlayabiliyorsunuz. Fakat e, buraya bir model yüklemeden bu seçenek gelmez. Yani buraya önce bir model yüklemeniz lazım. Dadını yaptığımız gibi. Buraya Daha sonra Unreal Engine'e Kueve'de olan diyebilirsiniz. Bu frame'i. buna anlatmış işaret derseniz çok kasabilir. 30 gayet iyidir. Kueve'de olan deyin ve indirsin. Ee, şimdi bu karakter böyle dursun. Bunu kapat. Discard diyelim. Daha göstermediğim bir şey. Son olarak Gimp. Gimp ise Photoshop'un bedava versiyonu diyeyim size. Ee, gerçekten iş görür. Yani gerçekten bildiğiniz süreci iş görür. İsterseniz basit bir derste çekebilirim yani. Herhangi birinden isterseniz onunla çekebilirim. Gimp e, tekstürleri uyarlamada veya herhangi bir tekstür oluşturmada cam bar olsun, önüm gibi şeyler oluşturmada gayet yararlı, basit, çok basit ayrıca öyle diyeyim size. Çok basit bir program. Ee, yani bence kullandığım programları kullanırsanız ortaya gayet de güzel şeyler çıkabilir zaten hepsini alta koyarım yoruma. Bu böyle açılsın. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi e, şuradan dosya deyip mesela yeni oluşturabiliriz. Mesela tamam diyelim. Daha sonra bunun üzerinde istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Tabi genelde aranan PNG dosyalar. O zaman görünür kanal ekleriz. deriz. Yani sonra delete tuşuna basarız. Gördüğünüz gibi görünür kalan kanal geldi. Böyle PNG. Burada dekal bile oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak vermek gerekirse. şuna basalım. Daha sonra. Şimdi basit bir şey uyarlayacağım tabii. Sizin buna uğraşmanız lazım. Böyle. Veya şekilli yazılar olsun. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu direkt PNG dosyası zaten. Sonra dosya dışa aktar deyip. Mesela masaüstü dersiniz. Buradan uzantısı var. Buradan dosya türünü seç diyerek buradan dosya türünü seçebilirsiniz. Her türlü dosyaya dönüştürür. İşinizi gayet de güzel görür. Ben öyle düşünüyorum. Bugünün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım bu dersi beğenmişsinizdir. Bu daha çok ders yerine e, bilgilendirme gibi bir şey oldu diyeyim. E, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorum seviniriz arkadaşlar.